dostlarımız. Öncelikle bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü aşağı yukarı şehrimizdeki tüm basın mensuplarımızı bir arada ve davetimizde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman desteğinizi kent konseyi olarak hissediyoruz. Bunun için hazır buradayken hepinize ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Tabii bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Özellikle dışarıda etkinlikler yapıyorduk bugünlerde geçtiğimiz yıllarda. Ancak gerek deprem olayı gerekse biliyorsunuz bir seçim atmosferine girdiğimiz için kent konseyinde bir basın toplantısı güne dair düzenlemek istedik. Biliyorsunuz son dönemde depremlerle, sellerle uğraşıyoruz. Yalnız aslında en büyük doğa olaylarından, felaketlerinden birisi kuraklık. Son yılların en kurak yılını yaşıyoruz. Türkiye yeraltı su kaynakları açısından dünyanın 5. fakir ülkesi oldu artık biliyoruz. Ve bu kuraklık sonunda bir gıda krizini de tetikliyor. Ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi su yönetiminin pek de düzgün olmayışı ülkemizde. Buna dair bugün hem bölgemizi hem ulusal çapta suyun önemi ve su yönetiminin önemini bir kez daha bugün de dile getirmek istedik ve önerilerimizi sunmak istedik. Bandırma Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerimiz, aynı zamanda Bandırma Kent Konseyi Doğa ve Çevre Çalışma Grubu Sözcüğümüz Kadri Bey ile birlikte bu açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Basın açıklamamızı Yürütme Kurulu üyemiz, aynı zamanda Tema Vakfı Bandırma temsilcimiz, Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur sizlerle paylaşacak. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli basın mensupları, öncelikle buraya geldiğiniz için, çağrımıza kulak verip burada olduğunuz için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem de temsil ettiğim kurumlar adına çok çok teşekkür ediyorum. Maalesef biliyorsunuz Şubat ayı bizim için oldukça zor geçti. Ciddi iki tane deprem sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik. Hala acısı taze, hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef geçtiğimiz haftada Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya geldik. Aslında bugünün konusuyla da oldukça ilintili, yakınen gördüğümüz bir konu bu da. Yine hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Belki de son söylememiz gerekeni ilk söyleyerek ben sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye su stresi çeken bir ülke. Ülkelerin yeterli suya sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılan Falkenmark göstergesine öncelikle değinmek istiyorum. Bu göstergeye göre yıllık kişi başına yararlanılabilir su miktarı 1700 metreküpten fazla olan ülkeler su stresi olmayan, 1 ila 1700 metreküp arasında olanlar su stresi çeken ülkeler, 500 ila 1000 metreküp arasında olanlar su kıtlığı olan ülkeler, 500 metreküpten az olan ülkeler ise kesin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfında yer almakta. Ülkemiz Türkiye'ye baktığımız zaman ise 2022 yılında kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 1350 metreküp oranı ile su stresi çeken ülkeler konumunda. Ancak su havzaları arasında mevcut nüfus ve yararlanılabilir su miktarı bakımından büyük farklılıklar var. Örnek vermek gerekirse nüfusun en yoğun olduğu Marmara Havzası, ki biz de bu havzanın içerisinde yer alıyoruz, kişi başına düşen su miktarının 1000 metreküpün altında olması sebebiyle su kıtlığı gördüğümüz bir havza olarak karşımıza çıkıyor. Suyun miktarı kadar kimyasal ve ekolojik durumu da son derece önemli. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 8. Nehir Havza Yönetim Planı'na göre baktığımızda da bu havzalarda yapılan izlemeler sonucunda 1000'e yakın yeraltı ve yerüstü sularının %83'ünde su varlıklarının kimyasal, ekolojik ve miktar açısından iyi olmadığı görülmektedir. Bu sebeple etkin ve katılımcı bir havza yönetimi şu aşamada zaruridir. Elbette su ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra Tema Vakfı olarak da ciddi bir önerimiz var. Yıllardır da dile getiriyoruz. Su kanunu meselesi.
Vakfımızın su kanunu tasarısı çalışması, su varlığının korunmasında hukuksal, yönetimsel ve etik yeni ilke ve kuralları beraberinde getirmekte. Hazırlanan su kanunu tasarısında yaşamın sürdürülebilmesinin temelini oluşturan su varlığının havza yaklaşımı çerçevesinde toplumun yeterli miktarda ve uygun kalitede suya erişim hakkı ile ekosistemin su hakkını sağlayacak ekonomik ihtiyaçlarla ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde yönetilmesi amaçlanmakta ve hedeflenmektedir. Bunun gerçekleşmesi için kanun tasarısında belirlenen ilkelerle çizilen çerçeve kapsamında su varlığının daha verimli kullanımı sağlanacaktır. Bu bağlamda suyu koruyan su kanununun bir an önce yürürlüğe girmesi en büyük temennimizdir. Yine biliyorsunuz bu hafta Dünya Ormancılık Günü 21 Mart ve haftasında biz yine de her şeye rağmen şanslı bir ülke olduğumuzu da ayrıca hatırlatmak istiyoruz. Ormanlarımız yıllardır tahrip ediliyor, yıkılıyor, yakılıyor, işgal ediliyor, başka kullanımlara açılıyor, üzerine binalar inşa ediliyor. Hatta ve hatta orman vasfı kaybettirilerek maalesef ve maalesef satılıyor. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen ormanlarımızın büyük bölümü halen zengin tür ve genetik çeşitliliğe sahip doğal ormanlar durumundadır. Doğal ormanlarını kaybeden Avrupa kıtası bugün yaptıkları yanlışı geri çevirmeye, kalan doğal ormanlarını eksiksiz korurken yapay ormanlarını doğal yapıya kavuşturmaya çalışıyor. Ülkemiz adına hala şansımız varken herkese ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya da davet ediyoruz. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve haftasında hala doğal kalan ormanlara sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuza dikkat çekiyor ve uyarıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin doğal varlıklar üzerindeki etkisi dünyadaki tüm ekosistemleri maalesef derinden etkilemektedir. Bu süreçte tarım yapabilecek toprağı, sulama yapabilecek ve içme suyunu temin edebilecek ülkeler, nefes alabileceği oksijeni üreten ormanlara sahip olan ülkeler hayatta kalabileceklerdir. Umuyoruz ki bundan sonra alınacak olan önlemler, uyarılar ve eğitimlerle ülkemiz bu üç önemli hususta hayatta kalabilecek ülkelerden bir tanesi olsun. Bu vesileyle de hem Dünya Su Gününüzü hem de Ormancılık Günü ve haftanızı da gönülden kutluyoruz. Tekrar katılımınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet, suyumuza sahip çıkalım. Bunun zararlarını doğamıza sahip çıkmadığımızda, suyumuza sahip çıkamadığımızda son günlerde yaşanan olaylarla gerek sel felaketi, gerek ondan öncesinde de deprem felaketiyle bunları yaşamış olduk. Bir daha böyle acıları inşallah görmeyiz. Ben tekrar doğamıza ve suyumuza sahip çıkalım diyorum. Teşekkür ediyoruz.